Merhaba arkadaşlar. Birazcık arkadaşlar daha toparlansın da bu seçimle ilgili birkaç tane düşüncemi ifade etmek istiyorum. Bunlar benim şahsi düşüncelerimdir. Bunu özellikle belirtiyorum. Seçime dair şahsi düşüncelerimi, genel gözlemlerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Ve siyasi anlamda yapacağım son yayın bu olacak. Çünkü bir daha siyasetle ilgili konuşmak istemiyorum. Çünkü inandığımız, güvendiğimiz, yoluna baş koyduğumuz siyasilerin bizler için gerçekten faydalı işler yapmadığını artık inanıyorum. Buna buradan yürekten inanıyorum. Ne yazık ki bizim güvendiğimiz, bizim gönül koyduğumuz, canla başla savaştığımız, ben buradan diğer insanlar seçim kurullarında, muhalefet seçim alanlarında, mitinglerde canla başla savaştılar. Ve seçimi kazanmak için her şekilde Muharrem İnce'ye, özellikle Muharrem İnce'ye destek olduk. Ama aynı zamanda ben kendi adıma söyleyeyim. Aynı zamanda Meral Akşener'e, Temel Karamollaoğlu'na ve Selahattin Demirtaş'a da destek oldum. Çünkü ben şuna inanıyorum. Türkiye'de demokratik bir ülkeysek, insan haklarının, cumhuriyetin şemsiyesi altında hep beraber yaşıyorsak, bu seçim güvenliğinden şu anda ülkemizin siyasi liderleri sorumludur. Ve bu siyasi liderler bizim haklarımızı savunmak için orada bulunuyorlar. Kimse orada kendi çıkarlarını savunmak için bulunmuyorlar. Seçim meydanlarında, miting meydanlarında çıkıp işte ay 50 bin tane avukatla ben YSK'nın önüne oturacağım. Siz işte sandıklara hakim olun, ben YSK'ya hakim olacağım. Meral Akşener çıktı, ben dedi ki sandalyemi koyacağım, oturacağım oradan, kimse beni kaldıramaz, cart curt curt. Nerede bunlar? Kemal Kılıçdaroğlu piyasada yok. Meral Akşener piyasada yok. Temel Karamollaoğlu piyasada yok. Muharrem İnce çıktı, lak 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 konuşan Muharrem İnce, her şeyi tıkır 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 sayan Muharrem İnce bugün eline bir A4 kağıdı aldı. Böyle A4 kağıdı aldı. A4 kağıdından okuyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın prompterden okumasına bağına bulan Muharrem İnce çıktı bugün A4 kağıdından bize açıklama yaptı. Bütün gece neredeydi? Biz insanlar, onu destekleyen insanlar bütün gece onun açıklama yapmasını bekledik. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Akşam Sayın Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşmasını iptal etti. Neden iptal etti? Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nda oylar arasında bir dengesizlik vardı. Bir uyumsuzluk vardı. Ve ta ki muhalefetle anlaşana kadar. Bu muhalefet kimdir? Bu muhalefet Muharrem İnce'dir, Meral Akşener'dir, özellikle Muharrem İnce'dir. Bu kadar seçim meydanlarında, bu kadar halkına, bu kadar oyuna sahip çıkan Muharrem İnce ne oldu da akşam toz duman oldu? Siz inanıyor musunuz ki bunun normal bir durum olduğuna inanıyor musunuz? Türkiye'de adil bir seçim olduğuna inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Ben demokrasiye inanıyorum. Demokrasi nedir? Bizlerin seçim zamanı oylarımıza tüm siyasi liderler, sağcısı, solcusu hepsi ister beğenelim ister beğenmeyelim bizim oylarımıza sahip çıkmalılar. Bizim attığımız oyları korumalılar, kollamalılar. Biz neden Muharrem İnce'ye inandık ve onun arkasından gittik? Bizim oylarımızı koruyacağına inandığımız için arkasından gittik. Ama ne oldu? Muharrem İnce seçim bir açıklama yaptılar. Muharrem İnce toz duman yok ortada. Nerede? Nerede yani? Toz duman oldu. Nereye gitti yani? Ve çıktı bugün gece 12'de geceleyin dedi ki yarın dedi 12'de dedi CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapacağım dedi. Ama çok ilginçtir ki Muharrem İnce'den önce Anadolu Ajansı bunun açıklamasını yaptı. Bak çok önemli bir nokta. Muharrem İnce'den saniyeler önce Anadolu Ajansı bunun açıklamasını yaptı. Mesajı Muharrem İnce atmadan Muharrem İnce, Anadolu Ajansı biliyor. Hadi onu da geçtik. Fox TV'de İsmail Bey'in mesajla WhatsApp'la mı öğrenecektik biz bunu? WhatsApp mesajıyla mı öğrenecektik biz bunu? Adam kazandı. Ne demek bu ya? Bu seçmene hakarettir yani. Ne demek bu? Adam kazandı. Çıkıp paşalar gibi açıklayacaksın. Kaybettiysen kaybettin, kazandıysan kazandı. Seni insanlar zaten sağcısı, solcusu herkes destekledi. Bu seçimin kazananı iki kişi. Biri Selahattin Demirtaş, HDP. Bu şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üçüncü büyük partisi. Ama daha da önemli bir kazanan var. Devlet Bahçeli. Milliyetçi Hareket Partisi kazandı. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kazananı ne Tayyip Erdoğan'dır, ne Muharrem İnce'dir, ne de başka kişilerdir. Bu ikisi aslında bu seçimde kazanç çıktı. Normal şartlarda Devlet Bahçeli'nin şu anda mecliste olması mümkün değil.
Eğer CHP'nin desteği olmasaydı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteği olmasaydı HDP de kazanamazdı. Ama aynı zamanda HDP'li seçmenler de Cumhurbaşkanlığında Muharrem İnce'yi desteklediler. Bu kadar net. Akşam ondan sonra bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü diyor ki biz seçim kesin ikinci tura kaldı. %40, %40. Aa, bir saat sonra diyor ki sakin olun bilmem ne yapın. Dalga geçiyorlar resmen insanlar. Dalga geçtiler bizde yani. Kapılı kapılar ardında bunlar anlaştı. Bu iş bu kadar. Çok sürmez. Belli bir zaman sonra sizler de göreceksiniz. Bu videomu not edin, kaydedin bir yere ve siz de bu sözlerimin aynısını yaşayacaksınız. Kapalı kapılar ardında bunlar anlaştılar. Meral Akşener piyasada yok. Çarşamba günü hanımefendi açıklama yapacakmış. Utanır insan, o kadar destekleyen insandan utanır. Muharrem İnce de bugün zar zor 12'de açıklama yaptı. 10 dakikasını dinledim, 10 dakika sonrasını dinlemedim. Çünkü hepsi safsata, yalan dolan. Yani gerçekleri anlatmıyorlar. Bir insan A4 kağıdından okuyorsa buradan ve buradan geçenleri anlatmıyorsa o adam dürüst değildir. Yalan söylüyordur. Dürüst insan, bak ben şu anda hiç A4 kağıdı yok önümde. Kendi yüreğimden, beynimden geçeni anlatıyorum. Çünkü neden? Ben dürüstçe konuşuyorum şu anda. İnsan bir yerden okuyorsa bu şeydir, ezberedir, salamasyondur, hazırlanmış bir senaryodur. Yalan hepsi, inanmayın yani. Kapılı kapılar arkasında anlaşıldı. Bizim oylarımıza muhalefet sahip çıkmadı. Şimdi diyorlar ki işte benim oylarımı işte %40'ları çıkaracağız. %30'umuz bilmem ne. Ya ne diyorsunuz siz ya? Atalla Üsküdar'ı geçmiş Cumhurbaşkanı dediği gibi siz neyi sayıklıyorsunuz hala? Tek adam rejimine hoş geldiniz. Parlamenter sistem bitti. Daha neyin hesabını yapıyorsunuz? Demokrasi bitti. Adalet bitti. Ekonomi bitti. Bu halk bunu zaten hak ediyor. Bu halk zaten bunu hak ediyor. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmuş olsaydı bugün bu ayrışma olmazdı. Bunlar olmazdı. Bakın şu seçim sonuçlarının olduğu zamanlar sandıklarda insanlar birbirini öldürüyor. Sandıklarda insanlar birbirini kesiyor. Kanlı bir seçim bu. Kanlı bir seçim. Şanlıurfa'da, Suruç'ta insanlar öldürüldü. Erzurum'da insanlar öldürüldü. Yaralı insanlar var. Bu bir kanlı seçim. Şimdi ben bir şey daha söylemek istiyorum size. Tam rakamını söyle. Şimdi bu seçimde 154 milyon pusula basıldı. Hadi bunun 50 milyonu, 51 milyonu Cumhurbaşkanlığı için kullanılsın. 51 milyonu da meclis yani milletvekilliği için kullanılsın. 2 tane 52 milyon ne var? 130 milyon yaklaşık oy yapar. Geri pusulalar nerede? Bu geri kalan pusulalar niçin kullanıldı? Nerede? YSK bu konuda açıklama yapacak mı? Çok ilginç değil mi? Bu kadar oy pusulası basıldı. Gerisi nerede? Ben bunu bir vatandaş olarak öğrenmek istiyorum. Çünkü ben neden bu kadar canla başla mücadele ettim? Ben çünkü ülkemin iyi seviyede ileri ülkeler arasında olmasını istiyorum. Orta Doğu bataklığına saplanmasını istemiyorum. Ve yine aynı şeyi söylüyorum. Din ile devlet işi ayrılmalıdır. Din ile devlet işi ayrılmadığı sürece siyasiler din üzerinden oy toplamaya devam ettiği sürece Türkiye hiçbir zaman kazanamayacak, kazanamayacaktır. Biz bilimi savunmalıyız. Biz ilimi savunmalıyız. Biz mesela Türkiye'de imam hatip liseleri nedir bu kadar imam hatip lisesi kapatılsın bunlar ya. Ya ne yapacağız bu kadar imamı? Ne yapacağız bu kadar imamı? Ne yapacağız ya? Camiler bomboş. Kaç tane cami dolu ya? Hiç bir düşünün bakalım kaç tane cami dolu? Nedir bu ya? Yani bu kadar mı böyle bakıyoruz yani? Ve bakıyorum mesela seçim sonuçlarına bakıyorum. Ya, şeker fabrikalarının satıldığı yerde en yüksek oyu almış. Bilmem adam bir yerde bilmem neler olmuş. Orada en yüksek oy olmuş. Cinayet işlenmiş. Şanlıurfa'da en yüksek oyu almış. Suriye diyen insanlar en yüksek oyu vermiş. Yeter. Ben şuna inanıyorum. Kapatmak istiyorum. Çok başınızı yormak istemiyorum. Türkiye'de demokrasi devri bitmiştir. Üçüncü meşrutiyet dönemi başlamıştır. Buna göreceksiniz. Hepiniz şahit olacaksınız. Türkiye'de üçüncü meşrutiyet dönemi başlamıştır. Aslında Muharrem İnce'nin kazanamaması bir açıdan iyi olmuştur. Çünkü ekonomi çok kötü durumdadır. Hepiniz göreceksiniz ekonomi durumunun nasıl, ne seviyelere geleceğini. Bunun çilesini Türkiye'de yaşayan insanlar yaşayacak. Türkiye'de çeken insanlar yaşayacak. Cumhuriyet Halk Partisi değişmeye mecburdur. Uğur Dündar mantığından kurtulmalıdır. Uğur Dündar mantığından ulusalcılık kimliğinle devam ettiği sürece şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı zaman artık mezarda olan, artık ölmüş bir adamın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturum başkanlığı yapacak Deniz Baykal gibi adamların CHP'den kurtulması, temizlenmesi gerekmektedir. 45 yıldır ya nedir bu ya? 45 yıldır mecliste gençlerin hakkını yemiş bu insanlar. Bu insanlar gençlerin hakkını yiyorlar. 2 dönem veya 3 dönem bu koltuklarda oturma gitsin. Kemal Kılıçdaroğlu başarısız olmuştur.
başarısız bir seçim geçirmişti. Bütün parti meclisi, bütün CHP'nin üst yönetimindeki hepsini istifa etmesi lazım. Ve belli bir yaşa gelmiş insanlar artık geri çekilip gençlere bizim partimizi emanet etmelidir. Ya da yapamıyorsanız artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni vakıflaştırın. Vakıf olsun. Atatürk'e layık olsun. Atatürk'ün oyu dışında oy alamıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimde aldığı oy Atatürk'ün oyudur. Siz de oyu almadınız. Atatürk kimliğiyle bu oyu aldı. Yazıklar olsun sizin gibi siyasetçilere. Yazıklar olsun size verdiğimiz oylara. Sizler bu oyları asla hak etmiyorsunuz. Derhal istifa etmeli bunlar. Mumyalardan kurtulmalı bu meclis. Genç insanlar, ufku geniş insanlar meclise gelmeli. Yeter artık. Ben bak biliyorum bu CHP'nin bu seviyeye gelmesinin nedeni. Bu kendileri bilmiyorlar CHP'nin bu seviyeye gelmesini. Deniz Baykal'ın ne işi var ya? Adam beyin kanaması getirdi, ölmek üzere, mezara girmek üzere adamı zor ayağa kaldırdılar. Parası da olmasa adam ölecek ya. Parası olmasa adam ölecek. Nedir bunlar ya? Önder Savlar. Nedir bunlar ya? Kemal Kılıçdaroğlu kaç seçimi kaybetti? Hala nedir bunun başında? Nerede? Hani seçim açıklaması yapamıyor Kemal Kılıçdaroğlu? Neredesiniz siz? Neredesiniz? Bu halkın oylarına sahip çıkamıyorsanız yuh size. Ne adalet yürüyüşü yapmış, bilmem ne yapmış. İstedikleri adamları seçtiriyor, istedikleri adamlar meclise gidiyor. Bizim oylarımız değil, bizim oylarımıza sahip çıkamıyorlar. Hepsine yazıklar olsun. Hepsi danışıklı, dönüşüklü. Bunlar bu sistemin bir ayakları. Bunlar bu sistemin bir ayakları. Tek adam devrimine hoş geldiniz. Üçüncü meşrutiyet dönemine hoş geldiniz. Ben artık siyasetle ilgili konuşmak istemiyorum. Ben günlük hayatıma dair burada paylaşımlar yapmak istiyorum. Çünkü bu insanlar bunu hak ediyorlar. Hiç kimse ağlayıp sızlamasın. Ben hayatıma bakarım. Siz de hayatınıza bakın. Emin olun ki daha mutlu olacaksınız. Ne Muharrem İnce, ne Meral Akşener, ne de diğerleri hiçbiri bu kadar dürüst değiller. Dürüst olsalardı bugün bu oylarımıza sahip çıkarlardı. Bizim oylarımıza sahip çıkmadılar. Bize utanmadan WhatsApp mesajıyla adam kazandı diye gittiler. Fox TV'de İsmail'in programına mesaj da bize bildirdiler. Ayıp, günah. Bu kadar mı korkaksınız? Bu kadar mı cesaretsizsiniz? Ne olduysa oldu. Çıkacaksın paşalar gibi açıklayacaksın. Neden korkuyorsun? Korkak lidere bizim ihtiyacımız yok. Cesaretli lidere ihtiyacımız var bizim. Biraz cesaretli olacaksınız. Ne bu kadar terbiyesizlik, bu kadar çekingenlik? Kendi memleketin Yalova'da bile oyları alamadın. Kendi Elmalı köyünde bile oyları alamadın. Neden, bir düşün bakalım yani. Yeter ya. Nedir bu ya? Bizim çektiğimiz nedir bu siyasilerden ya? Koltuğa yapışan gitmiyor. Kamyoncular Derneği başkanı gibiler. Hepsi oturdular koltuklara. Bir yere gitmiyorlar. Yazık, günah ya. Bize WhatsApp'tan mesaj atıyor. Bugün de almış A4 kağıdını eline. A4 kağıdına akşamdan hazırlanmış kağıdı. Ama seçim meydanına takır 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 konuşuyordular. Bilmem ne diyordu. Yok, içerisi 50 bin tane avukatla YSK'nın önüne gideceğiz dedi. Gitti, YSK'nın önüne bile gidemedi. Arkadaşının ofisinin önünden kalktı, YSK'nın önündeyim diye açıklama yaptı. Yalan söylüyorlar. Hepsi yalancı. Meral Akşener nerede? Nerede Meral Akşener? Yok piyasada. Utanmazlar, ahlaksızlar. Bunlara güveniyoruz bir de. Bunların arkasından gidiyoruz da. Kemikleşmiş kişiler bunlar. 16 yıldır mecliste bir iş yapıyorsa, beceremediyse demek ki bundan sonra da beceremeyecek. Yok, yerel seçimlere bakacak. Yerel seçimleri kazansan ne olacak ya? Adam bir tek emirle senin belediye başkanı görevden alıyor. Yerel seçimi kazansan ne olacak? Adam tek bir emirle senin belediye başkanı görevden alıyor. Seni feshediyor. Yerel seçimi kazansan ne olacak? Hepiniz başarısızsınız. Tüm CHP yönetimi, tüm il ve ilçeler istifa etmeli. Başarısızsınız. Bu kadar basit. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu benim son siyasi görüşümdür. Ama şuna inanıyorum. Kapılar arkasında gizli anlaşmalar oldu. Bu sözümü unutmayın. Bizi sattılar. Bizim oylarımızı sattılar. Kapılar arkasında gizli anlaşmalar yapıldı. Yoksa bütün gece sessiz durmazdı, gündüz 12'ye kadar. Balkon konuşması olmayacak dedi. Sonra bir saat sonra balkon konuşması olacaktı. Yok, çocuğun ayağını ezmişlermiş de bilmem ne. O kadar Türkiye'de olaylar oldu, şehitler oldu. Hiçbir şey ertelenmedi. Düğünlere, derneklere kadar gidildi de. Bir çocuğun ayağına bilmem araba geçti diye mi anlaşma iptal edildi? Gizli kapılar arkasında anlaşma yapıldı. Ve göreceksiniz neler olduğunu. Bekleyin, görün. Demokrasiye elveda, 3. meşruiyet dönemi hoş geldi. Tek adam rejimi hoş geldi. Parlamenter sistem bitti. Artık sevelim ya da sevmeyelim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın arzuladığı, AKP'nin arzuladığı bir yönetimin içinde olacaksınız. Bu kadar basit. Ben demokrasiden yanayım, ben insan haklarından yanayım. Ben bu seçim sonucunu asla kabul etmiyorum. Kabul eden etsin, ben kabul etmiyorum. Çünkü bu bir adil seçim değildi. Adil bir yarış değildi. Bizim oy verdiklerimizde bizim oyumuza sahip çıkamadı. Hepsine yazıklar olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Artık hayata dair paylaşımlarda buluşuruz. Bu benim son siyasi görüşüm olacak. Kendinize çok iyi bakın. Bu dediklerimize kulak arkası yapmayın. Bir şeyleri biliyorum ki bunları size anlattım. Bunları
konuştum. Kendinize çok iyi bakın. Bu ülke bizim gibi dürüst insanları hak eden siyasetçiler olmadığı sürece kazanamayacak. Bu siyasetçilerden umudu kesin. Hepsi bitmiş bunların. Türkiye'ye yeni yeni güçlü liderler lazım. Bunların hepsi kapılar arkasında anlaştılar bitler. Unutmayın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Binali Yıldırım'la kahkahalar atarken, meclis başkanıyla kahkahalar atarken bir fotoğrafı vardı. Unutmayın. Şu anda ayakta bile zor duran Deniz Baykal'ın Tayyip Erdoğan'la çıkıp sarayda anlaşmaları vardı. Unutmayın bunların hepsini. Balık hafızalı olmayın. Yaşanan her şeyi beyninize not edin. Bunların hiçbiri dürüst değil. Sizin çıkıp farklı konuşup kapılı kapılar arkasında farklı anlaşmalar yapıyorlar. Bunlar sadece kendi koltuklarını sağlamalıyorlar. Sizi bizi düşünmüyorlar. Bunlar kendi koltuklarını sağlamaldılar. Bizde de düştü artık kendi işimize bakmak. Kendi yaşamımıza bakmak. Biz artık biz bizeyiz. Türkiye'de artık yeni bir sistem var. Tek adam devrimine hoş geldiniz. Görüşmek üzere.